sorgulamamız gerekiyor. Burada sistemsel, yapısal bir takım sorunlarımız var. Bir vahşeti konuşurken sistem sorunlarına da dikkat çekmemiz gerekiyor. Okuyalım. Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkıyı karaoke okudu diye kadeh ve şişelerle boğazı kesilerek öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı diyor. Ve gazete bugün bu olayın peşine düşmüş. Emniyette kaydı çıktı bakın. Ali Gündüz İlker Karakaş, Semih Soyalp tutuklandı. Gündüz ve Soyalp olayı İlker yaptı. Biz engellemeye çalıştık dediler. Soyalp'in taksili yaralamadan Karakaş'ın hakaret ve görevi yaptırmamak için direnmekten poliste kaydı çıktı. İki kadın ise adli kontrole serbest bırakıldı. Haberi izlerken sizler de sorgulayan kısımlarımızı, sorgulayıcı yanlarımızı da uyandırmamız gerekiyor. Haberi izlerken Lütfen siz de sistem sorgulaması yapınız. Kaç yıl oldu köyden... Bu müzisyen istek şarkıyı bilmediği için öldürüldü. Artık yaşamıyor. Hadi bir için çocuk gözlerin olsun. Onur Şener, Ankara Çay Yolu semtinde bir eğlence mekanında sahne alıyordu bir grup şarkı istedi. Müzisyen bilmediğini söyledi. Gruptan üç kişi tartışma çıkardı. Kavgaya döndü. Böyle de bitmedi. Mısınlar, Müzisyen Onur Şener gecenin sonunda evine gitmek için mekandan çıktı. Ama saldırganlar kapının önünde onu bekliyordu. Şener saldırıya uğradı. Cam parçalarıyla boğazından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlıları bürokrat, mühendis, biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde elektrik mühendisi Semi Soyan. Taksirli yaralamadan suç kaydı var. Diğer ikisi de bürokrat. Çalışma Bakanlığı'nda iş müfettişleri Ali Gündüz ve İlker Karakaş. Karakaş'ın da hakaret ve görevi yaptırmamak için direnmeden iki suç kayıtlı. Kişilerin hangi bakanlıkta çalıştığının kamu görevli olup olmamasının bir polemik konusu olması, ne zaman işe girdiğinin polemik konusu olması da Doğrusu bu acı karşısındaki duyarsızlığın bir örneği olarak gündeme geldi. Canavarca hislerle bu cinayeti gerçekleştirenlerin gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Zanlıların ifadelerinde birbirlerini suçladıkları ortaya çıktı. Ali Gündüz, Semih Soyalp, müzisyen Onur Şener'in İlker Karakaş'ın öldürdüğünü ayırmaya çalıştıklarını ileri sürdü. İlker Karakaş kabul etmedi. Ben öldürmedim, kimin yaptığını da bilmiyorum dedi. 5 kişi adliyeye sevk edildi. İkisi serbest. Devlet memurları Ali Gündüz, İlker Karakaş ve mühendis Semih Soyan. Mahkemece kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşlar biraz müsaade. Sosyal medyada tepkilerin sonu yok. Onur Şener için atılan tweetler gündemin bir numarasıydı. Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için. Nereye gidiyoruz belli değil. Belli değil halimiz. Şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Yanlış duymadınız, öldürüldü. Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu topluma ne oluyor? Canı bebeğiyle sarılmış bir baba. Birkaç kendini bilmez sıfatsızın egosuna verdi canını. Geleceğini kızının. Ne yapsam faydasız. Getirir mi bebeğine babasını? Siyasiler de tepkili. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şener'in katledilmesi toplumda gittikçe yaygınlaşan şiddet kültürünün en can yakıcı örneklerinden biridir dedi. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Türkiye İşçi Partisi, sırtını iktidara dayanarak cezasız kalacağını duyduğu, güvenle her şeyi yapabileceğine inananlarla hesaplaşacağız açıklamasını yaptı. HDP, Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi verdi. Müzisyenin cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Cenazeye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Onur Şener 45 yaşında iki çocuk babasıydı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Onur için bir konser düzenleneceğini açıkladı. Gelirinin ailesine bağışlanacağını belirtti. Gerçekten çok acı bir olay ama burada tabii Ömer Çelik'in sesini sizlere dinlettim fakat katılmıyorum kendisine. Şöyle, eskiden... Devlet memuru dediğiniz zaman neydi? Hani devlet memuru, devlette çalışıyor. Bunun örnek bir kişilik olması gerekir. Yani sorumluluklarını bilen ve sorumluluklarını yerine getiren bir kişi. Eskiden mesela evlenirken filan devlet memuru deyince insanların hoşuna da giderdi. Değil mi? Peki işin bir tarafı bu. Öbür tarafı sicil önemli değil midir? Sabıka kaydı önemli değil midir? Devlete girerken belli kriterler gözetilmez mi? Bu kişiler üçü de kamu görevlisi. Bunun mutlaka sorgulanması gerekir. Son derece önemli bir sistem sorununa işaret ediyor olabilir. Ve şimdi hürriyetten bir detay daha rica edeceğim. Bakın hürriyetin birinci sayfasında işte ortak adayın sınırları. Dün Halk TV'de Demokrasi Meydanı'nda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar hürriyetin bugün birinci sayfasına gelmiş. Pek çok gazetede doğal olarak haber oldu. Mesela Köşe yazıları da Sözcü'de Serpil Yılmaz'dan özellikle Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahatine ilişkin sormuş olduğum soruya ilişkin. Sabahtan Mehmet Barlas yazmış. Kimisi eleştiriyor, kimisi destekliyor. Ama gazetelerde bugün özellikle Kılıçdaroğlu'nun seçimi farklı kazanacağız şeklinde kendinden son derece emin olarak yapmış olduğu açıklamalar çok konuşuldu. O halde dünden bu sabaha yansıyan manşetlerle devam ediyoruz. Kazanacağız İsmail Bey. Yani hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Bir aday verileceğiz. Adayı hep beraber destekleyeceğiz. Ve o aday bizim Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi tabii şunu da düşünmüş olmalısınız. Akşam o açıklamayı neden yaptı? Dün bizimle yaptığı program sırasında dedi ki, bu akşam dedi, bir video paylaşacağım, bir tweet atacağım dedi. Biz kendisiyle kahve içerken yayından sonra bir takım gündem maddelerini konuşmuştuk. Fakat akşamki açıklamayı başörtüsüne ilişkin o videosunu neden yayınladığını da sizlere özel bilgiler olarak aktarmak isterim efendim. Hürriyetten hemen sonra sıra geldi Sözcü Gazetesi'ne bakalım. İşte biraz evvel izlediğimiz ve üzüldüğümüz sistem sorgulaması yaptığımız olay istedikleri şarkıyı söylemediği için sanatçıyı öldürdüler. Topluma ekilen nefret tohumunun son kurbanı. Ankara Çankaya'da dehşet bir mekanda sahne alan Onur Şener'e program çıkışında saldırıp kırık şişeyle boğazını kesen 3 kişinin bürokrat olduğu öğrenildi. Bugün mutlaka konuşmamız gereken hususlardan birisi de bu. Ama bütün bunları konuşurken şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemizin can alıcı, can yakıcı sorunları var. Bu sorunları çözmek zorundayız. O sorunların başında dün açıklanan rakamlarla ne olduğu ortaya çıkan ve aslında hepimizin gündelik hayatta da her zaman gördüğü, yaşadığı hayat pahalılığı gerçekliği var. Enflasyon açıklandı bugün. Yüzde 83. Ondan yıllardır açıklanıyor. Açıklandığı gibi hiçbir şey olmuyor. Gelsinler pazarı bir dolaşsınlar. Anla sonra baksınlar. Sizin enflasyonunuz kaç? Bizim enflasyonumuz batıkız biz. Hep içeriden yiyoruz, hep içeriden. Tüketici kendi enflasyonuna batık diyor artık. Çünkü geçen yıl bugün %19,58 olan enflasyon TÜİK'e göre bir yılda %83,45'e çıktı. Bir aylık artış %3,8 oldu. Enflasyon Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesinde. Sadece ben değil herkes biliyor yani daha yüksek olduğunu. Yani %100'ün üzerinde enflasyon var. Çarşı pazarın enflasyonu çoktan 3 haneye çıkmıştı. Eylül'de TÜİK'in öncü göstergesi kabul edilen İstanbul Ticaret Odası enflasyonu da %107 ile artık 3 hanede. TÜİK ile İTO arasındaki fark 23 puanı aştı. Bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG'a göre artış aylık %5,30, yıllık %186,27 oldu. 3 veri arasındaki kopuş çarpıcı şekilde arttı. Gülüyorum yani. Kim inanıyor buna? Çocuklarıma sorsanız onlar cevap verir aslında yani. Ben cebimdekine yaşadığıma bakarım yani. Hiçbir şeyden anlamasam bile. Ne alabiliyorum? Ne alabilir? 100 lirayla şöyle yürüyelim ne alabileceğiz beraber? Açıklanan 3 rakam her ay birbirinden uzaklaşsa da gerçek yine cepteki alım gücü oluyor. Normal aldım meyveye bakar mısın? Bu kadar mı? Çocuk eline attığı için alıyorum. Çocuk için? Evet. Pazarda meyve tezgahları her zaman olduğu gibi renkli ancak iş mutfağa gelince o kadar da renkli değil. Yaz meyvelerinin sonu artık en düşük olması gerektiği zamanda kış meyveleri de yeni yeni yerini almaya başladı. Ancak ikisinin de etiketlerinin birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Nar 35 lira, mandalina 20 lira. Şu an gideceğim beslenme almaya. Bilmiyorum ne kadar çıkacağız bilmiyoruz yani. Valla meyve koyamıyorum. Meyve mümkün olmuyor yani. Bir gün koyuyorsam diğer gün koyamıyorum. Gıdada yaşanan enflasyon sürüyor. TÜİK'e göre yıllık artış %93,5. Diskar ise en yoksul kesimin gıda enflasyonunu %137 olarak açıkladı. TÜİK'e göre Eylül'de zam şampiyonu üniversite harcamaları oldu. Onu doğalgaz ve elektrik takip etti. Yani havalar soğuyunca daha çok hissedeceğiz ama elektrik yani mecburen çok hissediyoruz. Eylül ayındaki enerji zamları TÜİK'in listesine girdi. Kışın gelmesiyle bu zamlar daha da hissedilecek. İş yerinde konuşulanlar herkes ödeyemeyeceğini de söylüyor. Yani ödemekte ancak soframızdan kısıp zamları bu elektriği, doğalgazı ödemeye çalışacağız yani. Burada sizin